Merhabalar, bugün sizlere, felsefe tarihi, hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, felsefe tarihi, felsefenin mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik gibi alt bölümlerinden birisidir, genel olarak felsefe derslerinin başlangıcında verilir, bunun temel nedeni, felsefe tarihinin içeriğiyle ilintilidir, felsefe tarihi, felsefenin ne olduğunun tanımlanmasından, çeşitli felsefe öğretilerinin tarihsel yerlerinin ve öğretisel ayrımlarının belirlenmesine ve bu öğretilerin felsefenin alt bölümleri açısından değerlendirilip ortaya konulmasına kadar çok yönlü ve çok boyutlu bir içeriğe sahiptir. Felsefe tarihi bu anlamda sadece bir mevcut felsefelerin ansiklopedik bir araya getirilmesi meselesi değildir. Felsefenin ne olduğunun tanımlanmasından neyin felsefe içi neyin felsefe dışı sayılacağına değin bir dizi kuramsal, felsefi sorunla yüz yüzedir. Bu anlamda, felsefenin bir alt bölümü olarak felsefe tarihi, hem felsefi çalışmanın başlangıcı hem de en önemli alanıdır. Genelde felsefe tarihi kitapları, bu bakımdan öğretilerin ve bunların felsefi sorunları çözme denemelerinin art arda etkileşimlerle gelişen tarihini ele alır. Bu tarihin hazırlanmasında hem düşünürlerin metinleri hem de bu metinlerin tarihsel toplumsal koşulları iç bağlantıları açısından değerlendirilir. Öğretilerin birbirine etkileri ve karşıtlıkları, benzerlikleri ve ayrımları serimlenir, dolayısıyla genel anlamda felsefe tarihinin, varlık, bilgi ve değerlerle ilgili soruları ve sorunları belirli özgül yöntemlerle değerlendiren ya da inceleyen ve bu incelemeyi, sonuçları bakımından da sistematikleştirmeye yönelik çalışan bütün düşünce girişimlerini ortaya koymayı hedeflediği söylenebilir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.